Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda ÖSYM nereden nereye katı cisimler serisinde soru çözümü kısmındayız. Evet. Soru çözümünün son videosundayız. Katı cisimlerin son videosundayız. Yani küreyle ilgili son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerlerini çözeceğiz. Evet arkadaşlar, çok kolay bir konu, rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir konu. Öncelikle çözümlere başlamadan önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. Küre mi gördünüz? Çember muamelesi yap. Kesinlikle ama kesinlikle çözümü çok rahat bir şekilde ulaşırsın. En kolay konulardan biridir. AYT'de zaten silindir, konik, küre çıkacak ya. Bu üçlemeden herhangi ikisi ya da üçünün karışımı ya da tek başına çıkacak ya. Ya bu AYT'de cepte olan konulardan biri. Genelde niye öğrenciler son konu olduğu için buna çok uzak kalıyor. Eğer bir kere bu konuya çalışıp bir de bu soruları böyle izlerseniz, dinlerseniz büyük ihtimalle sınavda çok rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir soru cepte diyebiliriz arkadaşlar. Evet ayet kısmında çıkacak. Evet gençler öncelikle ne yapıyorsunuz? Video kısmındaki videonun açıklama kısmındaki e, açıklama linkinde 6 numaralı pdf'i indirip kendiniz çözüyorsunuz. 6.1'den çözümlerine bakıyorsunuz. Yine çözümden bir şey anlaşılmadıysa bazen karışık yazabiliyorum çünkü. E, en son çare videoya bakın. Yani videoyu izlemenize gerek yok. Eğer bütün soruları doğru yaptıysan kardeşim. Yani sınava yakın bir zamanda böyle video ile vakit kaybetmeyeni de istemiyorum açıkçası. Ee, i̇sterseniz çok fazla da konuşmayalım çözümlere. Başlayalım. Evet gençler LYS 2012 sorusuyla başlayacağız. Yani 5. soru normal pdf'imizde kaçıncı soru arkadaşlar bu? 1. sorumuz. Evet yarıçapı R olan bir küre ile taban yarıçapları R olan bir dik dairesel silindir. Bir dik dairesel koni veriliyor. Arkadaşlar küre var elimde. Yani altta çözüm için boşluk olmadığı için şuraya bir küre çizeceğim arkadaşlar. Bu bir küre yarı r olan. Bu bir silindir. Silindirin de yarı r olsun. E ondan sonra bu da bir koni olsun arkadaşlar. Şöyle bir koni olsun. Evet bunların neymiş? Bu üç cismin yüzey alanları birbirine eşit olduğuna göre. Hmm. Birinin yüzey alanı nedir? 4 bölü 3 pi küp değildi. Nedense şunu da söyleyeyim. Küre deyince iki şey var. Bir hacim, iki alan. Nedense 4 bölü 3 pi r küp çok iyi bir şekilde biliniyor. Ama 4 pi r kare alan olarak bilinmiyor. Arkadaşlar size bir tüyo vereyim. 4 bölü 3 pi r küp bilindiği için yani karışık olan bilindiği için bunun türevini alın. 4 pi r kare geliyor zaten. O da türevi de alan olduğunu aklınızda kalsın. Bilimsel bir yönden değil tabii ki. Kısa yoldan e, aklınızda tutmak için. 4 pi r kare eşitmiş. Koninin yüksekliği pardon, şeylerin yüksekliğini biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bunun yüksekliğine x diyelim. Bunun yüksekliğine de y diyelim isterseniz arkadaşlar. Şunların yüksekliğine de y diyelim şöyle. Evet 4 tane pi r kare eşittir. Bunun yarıçapı da r ya arkadaşlar. bunun çevresi nedir? Bir taban çevresi, bunun alanı nedir arkadaşlar? Bir taban alanları pi r kareden 2 tane var. 2 pi r kare var artı yan alan taban çevresi çarpı yükseklik yani 2 pi r h. Bu da eşittir nedir? Taban alanı pi r kare Artı yanal alan. Piril. Bulaşık deterjanı markasıydı arkadaşlar. O da neydi? Pireleydi. Yani pirildi. Unutmayın bunu. Bu üçü birbirine eşitmiş. E o zaman şu eşitleri kullanalım arkadaşlar. Şu ikisini eşitleyecek olursam. Yani 4 pi r kare eşittir. 2 tane pi r kare artı 2 pi r h ise buradan ne geldi? 2 pi r kare eşittir. 2 pi r h olduğundan dolayı İki pi'ler gitti. R'ler gitti. R ile H birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Ya aslında buradaki H dediğimiz ne? Buradaki H dediğimiz hadi şunun yüksekliğine H demişiz. Tamam şuraya H diyelim. Şunun yüksekliğine de Y demişiz arkadaşlar. Burası da Y olsun. Tamam. Evet bu koninin yan alanı da L demişiz burada. Pirili kullanırken. R ile H birbirine eşit oldu. Evet silindirin yüksekliği R'dir. H eşittir R. Doğru oldu mu arkadaşlar? Oldu. Bir de şuna bakalım arkadaşlar. Şu eşitliğe bakalım bir de. E bu eşitliğe baktığın zaman da hocam 4 pi r kare eşittir pi r kare artı pirildi miydi? Evet yüzey alanı. 3 pi r kare pirilse 3 pi r kare eşittir pirilse o zaman arkadaşlar 3 pi'ye gitti. R'lerden de bir tanesi gitti. 3 r mi oldu? L dediğimiz 3 r oldu. Evet l dediğimiz 3 r oldu. O zaman bunun da yarı çapı r ise y de buradan ne eşit olacak? y kare eşittir 3 r'nin karesi eksisi R kare olduğundan y de buradan 2 kök 2 R'ye eşit oldu. Koninin yüksekliği 3R'dir diyor. Hayır arkadaşlar. L'si 3R e, yüksekliği arkadaşlar 2 kök 2 R. Bu yanlış oldu. Koninin hacmi silindirin hacminin oranı buymuş. Koninin hacmini oranlayalım. Koninin hacmi nedir? P R kare çarpı H. H dediğimizi ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 2 R bulduk. Evet. 2 kök 2 R. P R kare Taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 bölü silindirin hacmin oranı. Silindirin hacmi de pi r kare çarpı haçtı. H Haç dediğimizde neydi arkadaşlar? R O zaman burada pi r kareler gidiyor. 2 kök 2 bölü 3 mi yapıyor arkadaşlar bu da? 2 kök 2 bölü 3'e eşit oldu. Bu ifade doğru oldu mu? Oldu arkadaşlar. Yani 5. sorunun cevabı. Yani bu pi ilk sorumuzun cevabı ne çıktı? C. Han çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da küre biçimindeki bir karpuz tepesinden 2 cm uzaktaki yatay düzlemle şekil birdik gibi kesiliyor ve üst kısmı atılıyor. Daha sonra kalan karpuz üst, üst yüzünden 2 cm uzakta yatay düzlemle şekil birdik gibi tekrar kesiliyor. Bir daha kesilmiş arkadaşlar böyle. Şurası 4 birim olmuş. Şekil oluşan dairesel kesitin alanı. Yani şuradaki gördüğünüz dairesel kesitin alanı kaç vermişler? 36 pi vermişler. Yani sen burada pi r kareyi 36 pi dersen eğer. Tabi bunun yarıçapı şurası r iken. R'yi kaç bulursun arkadaşım? 6 bulursun. Evet R 6 çıktı arkadaşlar buradan. R 6. Şunun merkezi kürenin yarıçapı şurası diyecek olursak. Merkezi burası diyecek olursak. Biz ne dedik arkadaşlar? Küreye çember muamelesi yap. E, burada kesit oluştuğu zaman çapını çiz. E merkez var kiriş var. Çek dik yapsak gençler. Süper olmaz mı? Evet. iki eş parçaya böldü. En güzel iki çizim de yarı çaptır. Bu da yarıçap. E Şimdi şekil 2'de oluşan dairesel kesitte karpuz kabuğunun kalınlığı 3 cm olduğuna göre şurası 3 ise e, bu bölgenin alanı kırmızı bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar burada bir şey çıktı. Ben soruda her verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Hocam şurada kuzun 2 verilmiş. Yani sen bunu uzattığın zaman 2. Hocam yarıçap bilgisi çok önemli. Bak burası yarıçap R. Aa bunun da tamamı R. Buraya R-2 mi kaldı? Evet. Yani sen burada R'nin karesi eşittir. R-2'nin karesi. Artı karesi deyip işlem işlem işlemle R'yi bulabilirsin arkadaşlar. Ama burada hisset kardeşim deyince 6 varsa 6, 8, 13 üçgeni R'yi kaç bulduk arkadaşlar? 10 bulduk. Aynı şekilde merkez burası. Çapımız da burası değil mi arkadaşlar burada? Evet. Ama dikkat edin bizden kırmızı bölgenin alanı isteniyor. Şu merkez giriş çektik yapsak. En güzel çizim yarı çapı bir daha yapsan. Hocam burası 10. E şu bilgiyi de kullanmam lazım. 4. Hocam 10 ya yarı çap. 10 olduğundan 6 oldu. 6, 10, 6, 8, 13 üçgeni Evet burası 8 oldu arkadaşlar. Ama ve lakin bana şuradaki uzunluk lazım arkadaşlar. E kalınlığı yeşil karpuzun kalınlığı 3 santimetreydi burada. 3 ise o zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Bizden kesitteki kırmızı bölgenin alanı isteniyor. Yarı çap 5 yaptığı için pi re kare yani pi 5'in karesinden cevabı ne bulduk? 25 pi olarak bulduk arkadaşlar. Kaç pi santimetre karedir diye soruluyor. Cevabımız böylelikle denizli çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Yarı çapı 12 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki kabın içinde 3 birim yarı çaplı küre biçiminde 4 adet demir bilyenin konumu şekil 1'de gösterilmiştir. Bilyelerin hepsi kaptan çıkarıldığında suyun yüksekliği haç birim azalmışsa. Arkadaşlar ben bir suyun içine cisim attığı zaman hacmi kadar su yükseltmiyor muydu? Evet. Değil mi? Aklıma şey geldi burada. Şaban geldi. Allah Allah. Neyse devam edelim bir kadar su yükseltiyor. Bilyeleri çıkarttığım zaman da ne olacak arkadaşlar? İşte burada e, buradaki hacim neye eşit olacaktır? Bilyelerin hacmine eşit olacaktır. E gençler o zaman ne diyeceğiz? 4 tane kürenin hacmi. 4 tane 4 bölü 3 pi r küp. Neye eşit olacaktır arkadaşlar? Bunun yarı çapı zaten 12. Pi re kare çarpı haşa eşit olacaktır. Çünkü sen bilyeleri attığın zaman tam olarak bunun içine batmış. Ve şu kadar su yükseltmiş. O zaman bu yükselen su 4 tane bilyenin hacmini eşittir. O da pi r kare çarpı h. Pi r kare çarpı h olacaktır. Arkadaşlar burada <laughs> ne geldi? 4 çarpı 4 çarpı pi çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 bölü 3 eşittir pi çarpı 12 çarpı 12 çarpı h. Hocam 4 kere 3 12. Hop gitti. 4 kere 3 12. Hop gitti. Pi'ler de zaten gitti. Hocam 3'ler de gitti. Hiçbir şey kalmadı. Aa burada ne kaldı arkadaşlar? 1 kaldı. H buradan 1 çıktı arkadaşlar. Yani cevabımız Denizli oldu. Geldik bir sonraki soruya. Evet, LYS 2017 benzer sorusu. Arkadaşlar bu zamana kadarki sorulan soruların arasında, katı cisimler arasında en zor soru diyebiliriz. Hatta ben bunu çukur şeklinde gösterdiğim için biraz daha bir tık daha zorlaştı sanki. Bence şunu yapın. ÖSYM'nin 2017'de sorduğu soru bu. 2017'de sorduğu soruyu bir de siz kendiniz oradaki soruya bakarak çözmeye çalışın. Yani ilk önce burada bir dinleyin. Dinledikten sonra oradaki soruyu çözün. burada biraz bir tık daha böyle şeyler kalabilir. Acaba soru işareti falan kalabilir. Ama orada büyük ihtimalle ÖSYM'nin sorduğu soruyu çözdüğünüz zaman çok da mutlu olacaksınız. Ve olayı tam anlamıyla o zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Güzel bir soru. Ama ben ne dedim? Videonun başında ne dedim? Küre sorularına çember muamelesi yap kardeşim. Merkez teğet çektik. Merkez giriş çektik olaylarını uygula. Büyük ihtimalle büyük ihtimalle sorunun çözümüne rahat bir şekilde ulaşırsın. Hadi bakalım ne demiş soru. Kumsalda kum oynayan peri düz bir zemin üzerinde yarı çapı 8 birim yüksekliği 15 birim olan tabanları çakışık olan iki yarım koni elde edecek şekilde kumu kazıyor. Arkadaşlar bizim bir konimiz varmış. Şöyle bir koniyi çizelim arkadaşlar. Yarı çapı kaçmış? 8. Yüksekliği kaçmış? 15. 8, 15 ne üçgeni arkadaşlar? 17 üçgeninden burası 17 yaptı. Peki ee, burada ne yapmışız arkadaşlar? İki yarım konu tam böyle tepe noktasından hop merkezinden geçecek şekilde böldüm. İki tane böyle yarım şey çıkmadı mı arkadaşlar? Yarım konu şöyle şurada birleşiyor tabii. Şöyle şurada birleşiyor gözüküyorum evet. Şöyle şurada birleşiyor arkadaşlar. Bakın şurada çanak gibi düşünün ama ucu birleşen. Şu iki tane yayı birleştirip o şekilde koyduk. E ee, koninin bakış açısına göre bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. E ee, üzerinde de top koymuşum böyle. Devam edelim isterseniz. Sonra küre biçimindeki deniz topunu kazdığı kumun en derin kısmına yerleştiriyor. Kazdığı kumun en derin kısmı şu yayların olduğu kısım değil mi arkadaşlar? Tam buraya yerleştirmiş. Peki sonrasında ne oldu? Topun tepe noktasının kumsal yüzeyiyle aynı seviyeye geldiğini görüyor. Arkadaşlar bu bir çukur aslında değil mi? Bu bir çukur. Sen bu bir çukurda bu çukurda hop şunu şöyle çizdiğin zaman Şurası bizim kumsalla aynı seviyede değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman bizim dairemiz ne olacak arkadaşlar? Bununla aynı seviyeye gelecek. En büyük küre olduğu için tam böyle aynı seviyede olduğu için hop şöyle bir şey olmak zorunda değil mi arkadaşlar burası? Yani aslında bu uçları birleştirdiğim şeyde ne oluyor arkadaşlar? Şu yarım koninin yüksekliği bu da yarım koninin yüksekliği değil mi? Evet. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şöyle buna bir teğet olacak. Sonra buna teğet olacak. Sonra aşağıdaki yan ayrıtlara teğet olacak. Bizim böyle Bak buradaki şeye dikkat edin. Şu çizgiye ve şu çizgiye tam buradaki noktaya top değmez. Şu ikisine teğet olacak. Şu şekilde teğet ve teğet. Şurada da bir şey kalıyor. Hatta bunu da şimdi çizelim arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde çizeyim isterseniz. Burada da yapabiliriz aslında ama biraz daha büyük halini şuraya çizeyim isterseniz. Şöyle yükseklerden oluşan bir şey var. Bu da yan ayrıt uzunluğu. Bu da bizim yan ayrıt uzunluğu arkadaşlar. Şu yan ayrıt uzunlukları bizim topumuz nasıl yerleşti? Hocam şöyle yerleşti. Hop şöyle geldi. Sonra böyle geldi. Sonra şöyle yerleşti. İşte bizim topumuz bu şekilde. Bu bizim koninin yüksekliği. 12 12. 12 miydi koninin yüksekliği? Hayır 15 17 idi arkadaşlar. Bu bizim koninin şeyi. 15. Burası da kaç? 15. E bizim yan ayrı uzunluğumuz kaç? 17. E hocam burası da 17. Bak dikkat et kardeşim ne var burada? Hocam çembersel uzunluğu kullanacağız. Bu teğet bu teğet. A şu teğet uzunluğuyla bu teğet uzunluğu eşit olacak. Burası 15 oldu, burası 2 oldu. Aynı şekilde bu teğet uzunluğuyla bu teğet uzunluğu eşit olacak. Burası da 15, yani buraya da kaç kaldı? 2 kaldı. Hocam merkez var, teğet var. Çek dik yapsak şurada çek dik yapsak bu yarıçap. Yarıçap. Hocam burada da merkez teğet çektik yapsak bu da yarıçap. E hocam şu bir ikizkenar üçgen 17 17. Şu ikizkenarın tam çizdiğim yükseklik orta noktaya denk gelecek ya. O zaman bu da çizilen yükseklik konumunda olacağından dolayı. E hocam burası da doğrusal olmak zorunda. E bu ne üçgeni? 15, 17. 8, 15, 17 üçgeninden dolayı tamamı 8 yapacak. O zaman buraya ne kaldı? 8 eksi R kaldı arkadaşlar. A burada dik üçgen çıktı mı gençler? Çıktı. Bakın şuradaki dik üçgen. Bir kenarı R, bir kenarı 2, bir kenarı da 8 eksi R. Yani diyeceksin ki 8 eksi R'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 2'nin karesi. Buradan 64 eksi 16 R artı R kare eşittir R kare artı 4 olduğundan dolayı R kareler gitti. Buradan 60 eşittir 16 R yaptı. Böl 4'e 15 böl 4'e 4. E 4 R eşittir 15 ise 15 bölü 4 R'ye eşit oldu arkadaşlar. Yani cevabımız ne yaptı arkadaşlar? Balık kesir yaptı. Dediğim gibi çembersel özellikleri düşüneceksin kardeşim. Bunu sakın ama sakın unutma. Tamam. Evet. Burada bu çizdiğimiz top arkadaşlar. Şu zeminle aynı şeyde ya. Çizdiğin şu yüksekleri birleştirdiğin zaman bakın. Şu zemine teğet olacak arkadaşlar. Bakış açısından dolayı böyle gözüküyor. Olayın zorluğu biraz da buradan kaynaklanıyor. Lütfen sorunun başında dediğim gibi bir de ÖSYM sorusunun benzerine bir bakar mısınız lütfen? ÖSYM sorunun aynısına bakar mısınız lütfen? Yazın 2017 ee, şey LSE. 2017 LSE geometri soruları yazın. Orada çıkacaktır soru. O soruyu da yapın. Evet zor mu? Zor. Ama çözüm bakımından da bir yani çok da zor olmayan bir şey. Yani çembersel özellikleri kullanan bir kişi bu satır soruları çok rahat bir şekilde yapabiliyor. Evet geldik son soruya. Arkadaşlar bir spor mağazasının cam sergilenmek üzere zeminde bulunan ve taban çapı 16 cm yüksekliği 5 cm olan bir dik dairesel silindir biçimindeki desteğin üzerine yarı çapı 10 cm olan küre ve biçimindeki top yerleştirildiğinde topun tepe noktasının zemin olan uzaklığı H1. Bunun yarıçapı kaçmış gençler? Bunun yarıçapı 5 miymiş? Olmuyormuş. 10 10muş. Bunun yarıçapı 10. Öbrünün yarıçapı kaçmış arkadaşlar? Merkezi burasıysa bunun da yarıçapı kaç verilmiş arkadaşlar? 17 olarak verilmiş. Evet. Bunun da yarıçapı 17 verilmiş. Top yerleştirildiğinde ise topun merkezinden zemine olan uzaklığı H2 olmaktadır. E, bize diyor ki H2 eksi H1 nedir diye soruluyor. Arkadaşlar bu küre soruları, çember soruları yahu. Ben ne dedim bir de küre sorularında böyle bir kesit oluşursa şu çap önemli. Şu çap e merkez var, kiriş var. Çek dik. Hocam çek dik. İki eş parçaya bölecek bunu. E hocam zaten bak 16'yı bu ayarılmış burası. 8 8 oldu. En etkili silahın yarı çap çizmek. Al sana yarı çap 10. 6 8 13 kenar 6 çıktı. E hocam buradaki uzunluk zaten 5 birim. E zaten bunun yarı çapı da 11'im. Kaç 1 kaç çıktı o zaman arkadaşlar? 21 mi çıktı? Evet, 21 çıktı. Geldik buraya. Yine aynı şekilde arkadaşlar. Bir kesit oluşmuş. Hop böyle bir kesit oluşmuş. Şunu çizdik. E merkez var, kiriş var, çektik. Hocam silindirin yarıçapı zaten kaç verilmişti? 16 vermişti burası çapı pardon. E burası 16 ise bunlar yine 8 8 oldu. E ben ne yapacağım arkadaşlar? En güzel ek çizimimizi yarı yarıçap. Hemen yarıçapı çizelim. Al sana yarıçap. Yarı çap uzunluğu da 17. 8, 17. 8, 15, 17'den burası 15. E hocam burası da zaten yarı çap olduğundan en uç noktası olacağından dolayı yarı çapı alacağız. E burası da kaç oluyor arkadaşlar? 17 oldu. E zaten buradaki uzunlukta kaç arkadaşlar? Bir şöyle baktığın zaman buradaki uzunluğu da 5 vermişler. 15, 20, e 37 mi yaptı? H2'yi de 37 bulduk arkadaşlar. E ee, bizden ne isteniyor gençler? H2 eksi H1 37 eksi 21 isteniyor. O da cevaben kaç çıkıyor arkadaşlar? 16 çıkıyor. Evet gençler böylelikle bu şekilde olayı bitirmiş bulunuyoruz. Küre sorularında lütfen ama lütfen çembersel özelliği düşünün. Ama dikkat ettim de arkadaşlar ben şunu diyorum. Ee, silindir, koni ve küre bunların karışımları sorulara karşımıza gelebilir. Ama son 10 yıl içerisinde baktığımız zaman sanki koni ile küreyi aynı anda sormamışlar. Belli mi olur? Ya böyle önümüzdeki sınavda böyle bir soru gelirse. Onunla da ilgili bir şey yapalım isterseniz arkadaşlar. Nasıl bir soru gelir? Boşluk var mı diye bakıyorum şöyle de çok da boşlukta da yok aslında burada. Şuraya yapayım isterseniz. Arkadaşlar koninin içerisine bir şey koyabilirler ya da kürenin içerisine bir koni koyabilirler. Şöyle ve şöyle. E ne yapacaksın? Merkez giriş çektik. E burası da yükseklik. Koninin yüksekliği yarı çap artı. Şu merkez giriş çektik de en güzel ek çizim yarı çapı falan kullanabileceğim bir hamle. Çözümün bu şekilde çıkacak. %100. %99.9. %99. .9. Peki ya koninin içine bir küre koyarlarsa? O daha kolay bence. Şu şekilde bir küre koyduklarında da arkadaşlar maksimum hacimli bir küre koyduklarında da hocam koninin yüksekliğini çizersin. E tam merkezinden geçmek zorunda. E hocam merkez teğet çektik. Bak bu koninin yarı çapı. Koninin yarı çapı. Aa hocam bu da koninin yarı çapı. Koninin yarı çapını büyük ile gösterelim. Bu da teğet teğet uzunluklar birleşir. Hocam merkez var teğet var çektik yaparız. E, burası da küçük R. Buraya da küçük R diyecek olursak. Aa hocam hem burada bir dik üçgen çıktı hem de büyükte bir dik üçgen çıktı. Ya Pisagor bağıntılarından çıkar ya da alfabeteye dalıp benzerlik muhabbetinden sonra çıkar arkadaşlar. Haberiniz olsun. Tamam. Ya kürenin içerisine koni koyarlar ya da konin içerisine küre koyup bu şekilde ama yapacağın hamle zaten hep aynı. Yapacağın hamle ne? Çember, çember muamelesi yap kardeşim. Başka bir şey yapma. Tamam mı gençler? Evet, böylelikle küreyi de bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Şöyle genel itibariyle baktığımız zaman sorulara genel itibariyle baktığımız zaman sorulara gerçekten hoş sorular arkadaşlar. Yeni nesil eski nesil kavramı zaten yapamıyorduk. Ee, sorular da bu şekilde çıkar. Yani rahat bir şekilde yapabilirsiniz büyük ihtimalle sınavdaki soruyu. Ee, özellikle bu soruyu da anlarsanız artık bir soru kaçırmazsınız diye tahmin ediyorum. Buradaki e, seri gerçekten güzel bir seri oldu. Çok da güzel bir şekilde tekrarınızı da yapmış oldunuz arkadaşlar. Evet merakla beklenen analitik videoları da gelecek arkadaşlar. Ee, bu hafta içerisinde o da e, bir aksilik olmazsa tabii sorular yazıldı şu an düzenlemelerine yani hatalarına bakıyorum haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle katı cisimler serisinde bitirmiş bulunuyoruz. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>